Faydasız. Damatlığımın başına bir şey gelmesin demedim mi ben sana? Ya babacığım, ne yapacağım bu yaştan sonra? Şişt, bana bak. Yoksa Muti'yi boşayıp da üvey mama mı getireceğim başımıza ya? Ana, o zaman biz Ceva'yla üvey kardeş mi olacağız? Hani düz kardeşlik? Ulvi sus. Kırıştırırım düzünü düzlemine ha. Emekli primi ödeyeyim derken yanlışlıkla galibiyet primi ödeyen Ulvi. Tamam, tamam Kuddus ya. Bayramda sana yenisini alırız artık. Ne yapalım? Ya tabii babacığım ya. Hatta bence İspanyol paça falan değil ha. Düşük bel alalım. Usta adamsın sonuçta. Çatalından feyz alsın mahalleli. Çık git lan bu evden. Yediğin arpa yetmiyormuş gibi bir de babanın maneviyatıyla dalga geçiyorsun. Çık git çabuk hadi. Tamam oğlum, tamam git. Ama yarın hemen gel. Artık öyle süresiz kovmalar yok. Gidin Ulvi'de kalın bu akşam, tamam? Tamam. Baba, yarın getiririm damatlığını. Ha bu arada yarın seçim kampanyasına başlıyoruz. Kıtırımızın reklamını yapıp oy alacağız inşallah. Şimdi Muti gündeminde falan söyle de bana oy versinler ha. Afiyet olsun. Babamın siniri yarına devretmez. Tamam mı? Kampanya merkezimiz burası olur. Rahat. Bismillahirrahmanirrahim. Lan titrek bu nasıl bir tip be? Şişt bana bak. Kaçak et keseyim derken yakalandın da anca bu üzerindekileri mi alıp kaçabildin ha? Az yetişmiş. Ya, gerek be Cevahir. Senden de beterleri varmış. Her yerimden soydular beni. Konuşarak anlaşırız zannediyordum. Onlar kendi aralarında konuşup anlaştılar. Beni de böyle etimle sütümle saldılar sokağa. Ya oğlum hadi yürü git eve Andropoz, yürü. Allah'ım yarabbim ya. Seçim arifesinde rezil edecek beni ya. Şeytan diyor al bunu gönder yurt dışına, orada rağbet görsün. Ceva, benim Romanya'da akrabalarım var aga, tamam mı? Bunu oraya gönderelim. Orada Türk işlere kulalık yapsın. Allah'ım gör ya. Gör Allah'ım ya. Lan Greşe'yi, yani sen Ay'a gitsen var ya, büyük abdestini yaparsın oraya. Milyonların önünde tepiştiniz. Ya baba gördün ama nasıl tahrik etti beni ezik. Lan tohumluk, Cevahir'e tahrik olduğun kadar, karşı cinse tahrik olsaydın var ya, şimdiye kadar torundan geçilmezdi hep. Ekber Efendi, senin olanlardan haberin yok. Anasının kara koyunu finalist oldu, finalist. Oy verecekler şimdi ona. Oğlum temiz çamaşır giy. Hatta iki tane üst üste giy de işlerin rast gitsin. Ya baba, ilk üçe kalanları halk oylaması belirleyecek. Hani diyorum ki, senin tanıdığın halklar varsa onlara söylesen de bana oy versene. Ya bak, eğer bu yarışmayı kazanırsam söz veriyorum sana bir daha hiç yük olmayacağım ya. Bu kampanya için bana 1 milyon dolar lazım. Yok. Ama sen bana 500 lira versen de olur. Aferin lan tohumluk. Bak sen bu işi kotar, ben senin arkanda destek olacağım. Gel senin o mübarek arkanı öpeyim. Gel. Allah. Gel güreşelim. Güreşelim. Hadi güreşelim. Hadi. Hadi. Lan. Lan dur lan. Lan dur lan. Elim pantolona sokmak yok. Hayır. Hadi gel. Hadi güreşelim. Hadi güreşelim lan. Abicim ilk üçe kalmadık mı ya? Niye seçim kampanyası geçimde dururken? Oğlum kutlu bilgi. Önemli olan ilk üçe değil, ilk bire girmek. Birinci olmak. Birinci olunca ürünümüzün satışından canlı gelecek. Surun Ülvi. Allah Allah ya. Ortak danaya girip, ortağını kaybedince danadan intikam alan Ülvi. Bu ne ya? Vay. Oyuna gelmeyin. Oyuma gelin, bireye bak. Vay be, koyu kumpanyaya bak. Yememiş, içmemiş, göndere afiş çekmiş. Şşş, Ceva. O bilonun kafasının yerine senin kafayı tamam mı? Eline de böyle otlu peynirli kısır yapıştırayım mı? Olmaz lan. Öyle yapıştırma kampanya mı olur Şemşamer? Yapıştır!
Ekmeğe bak. Masraftan hiç kaçmamış. Cava biz de kaçmayalım kardeşim ya. Sen kaçmazsan ben de kaçmam. Nasıl kaçmıyorsun Tomruk? Cebimiz cenaze evi gibi. Elimizi attıkça taziye gidiyor. Efendim, lütfen. Çaya batırılmış kıtır bizim en geleneksel damak zevkimizdir. Bugün neye neyi batırsak canımız yanmaz ki sevgili fakir halkım. Hele ki böylesine güzel bir kıtırı bir çaya batırınca. Kendi icadım oldu diye söylemiyorum. Eğer ki burada beleş yemek yiyip bana oy vermezseniz, Allah belamı versin, topunuzun vatandaşlık numarasını tuvalet duvarına yazar, altına da ara beni, boya beni diye eklerim. Senin var ya, düşünü, düstürünü yırtarım ha. Ne faydalanıyorsun elin hizmetinden be? Cava, bir yere zarar veriyordum ya. Kızları kandırıyordum. Adım Yusuf dedim kızlara. 0900-EZ-İK. Bekleme yapma canım, bekleme yapma. Yürü lan, yürü. Kampanyamın ortasına görmeyeyim sizi. Sallama, sallama oğlum. Senin mi bu kampanya ha? İliksiz. Ekber amcanın parasıyla vaat ediyorsun, yad ediyorsun. Ne yapayım lan? Sponsorlar güvenip para veriyorsa ne yapayım? Ha? Geri mi çevireyim 100 kiloluk babamı? Boyacı köyün gururu olarak önce burayı ilçe, sonra eyalet, en sonda sıkı durun. Burayı il yapacağım. Hem de baba parasıyla değil, alın terimle, otlu peynirimle. Dur. Baba parasına tamah etmem ben. Kutsal Kuti, Koyu Kermit'in babası kampanyası için sponsor olmuş. Mahalleliği coşturuyor. Allah rızası için bir ödenek. Lan faydasız. Bir günde baba bak ben okulumu bitirdim. Bak bir iş buldum. Al bu da maaşım diye gel. Bir günde soykalık yapma, soytarılık yapma lan. Ya babacığım benim ürünümün senin fitreninde sergilenmesi, sana gelir ihsan eylemesi gururunu mıncıklamaz mı? Lan dün televizyonda iyicene mıncıkladın gururumuzu. Bizim toptancının çırağı sizi kayda almış. Seyredip seyredip gülüyor be. Hadi hadi. İşin başımdan aşkın. Hadi yürü fazla meşgul etme beni. Tamam baba. O zaman ben kalkmıyorum. Böyle yaşıyorum bundan kelli. Kalkmayayım da menisküsüme taş kaçsın sakat kalayım. Ya baba. Babacığım. Hadi alayım yürü.